Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz de TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgenin içine DGF ve GLKE eş dikdörtgenleri çizildiğinde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi oluyormuş. Madem G ağırlık merkezi buradan geçen kenar ortay. Burasıyla burası birbirine eşit olacak. Tamam dursun bakalım. Bu arada 1 3 daha 4. Hocam burası da 4. Çok güzel. Burada 2K'ya K oran var. E hocam burada bir temel orantı var. Çünkü bunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel olduğundan. Hatta burası 2'ye 1 oransa 2A ise burası da A'dır. Şurada bir temel orantı var mı? Var. Yazalım onu. 2A'nın 3 aya oranı eşittir. 4 bölü 3 artı x'ten. 2 katı olmuş 2 katı olmuş 6 olacak o zaman. X kaç oluyor? 3 artı x eşittir. 6 ise x'i buradan 2 katı 2 katı. Evet 6 olacak. X'i de buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Devam edelim. Hocam eşlik dörtgen olduğu için burası dörtgen burası da dört mü? Aynen burası da dört mü? Dört. İkiye bir oran var. E burada da ikiye bir oran var. Şurada da bir temel orantı yapacak olursak. 2 y'nin 3 oranı eşittir. Dört bölü y artı beş yaptı arkadaşlar. Buradan iki katı iki katı altı yapacak. Yani yine y artı beş eşittir. ise y'yi de bir bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X çarpı y isteniyor. Üç çarpı birden cevabımız kaç çıkar? Üç çıkar. Evet birinci soru. Böylelikle balık eseri oldu. Geldik ikinci soruya. Katlanarak 4 eş dikdörtgen parçaya ayrılan bir harita. 4 eş parçaya ayrılmışsa eğer bir kenara 6 şar santimetre mi oldu? Evet. Sonra ne yapılıyormuş? Masanın üzerinde şekil 1'deki gibi düzensiz olarak açıldığında masa yüzeyini tam olarak kaplıyor. Evet masanın yüzeyini tam olarak kaplıyorsa masanın bir kenarı 24 santimetre diyor. Haritanın bir kenarı bırakıldığında şu bir kenarı bırakıldığında Katlama izleri boyunca şekil gidik gibi toplanarak alfa geniş açısı ve beta dar açısı oluşuyormuş. Arkadaşlar şunların 6 6 olduğu bulunduk. Burası da 6 6. Şu geniş açıymış bu da dar açıymış. E hocam bu ne olmak zorunda? Şuradaki uzunluğu x diyecek olursak burası 6 6 ise 90 gibi düşünsen 6 köklü olacak. E 90'dan büyükse 6 kökküden büyük olacak. E hocam burası ne olacak? Burası da dar açıysa 6 6 6 köklü olacak burası. Buraya A diyelim isterseniz buraya da B diyelim. B kenarı da 6 kökliden küçük olacak. Çünkü e, şey yapıyoruz ya normalde işte bu A kare büyüktür. 6'nın karesi, altının karesi artı 6'nın karesi diyeceğim size kısa yol. A, 90'mış gibi düşün. Genişlik ya da darlıkta. Özel kenarlar varsa 6 6 6 kökten büyük. E bu da 6 6 6 kökten küçük. Son durumda AB en küçük tam sayı ve BC en büyük tam sayı değerini aldığında. Bak AC'nin en küçük tam sayı değeri A, A büyüktür 6 kök ya. Buradan A kare büyüktür 72. A'nın en küçük tam sayı değeri ne yapıyor? 8 sağlamıyor 9 sağlıyor. 9 oluyor arkadaşlar. Buradan da B kare küçüktür 72 yaptı. 8 değeri sağlıyor 9 değeri sağlamıyor. B'nin de en büyük değeri 8 oluyor arkadaşlar. E, X ile ifade edilen yer ne olur diye soruluyor. O zaman bizim şu kenarımız ne olacak? 9. Bu kenar ne olacak? 8 ve X. 9, 8 ve X'in toplamı kaçtı? 24 birim değil miydi? Masanın bir kenar uzunluğu 24 birimdi. Evet 24 17 ise x de buradan ne kaldı? 24 eksi 17'den 7 kaldı. Evet ikinci soru böylelikle balık oldu. Geldik üçüncü soruya. Caner şekildeki kağıdı. Kağıda ABC ve DF üçgenlerini BC ve EF kenarlarına paralel olacak biçimde çizerek üçgenlerin ikişer açısını kağıda yazıyor. Şunlar birbirine paralelmiş. 60-80 ise buraya kaç derece kaldı arkadaşım? 40 derece kaldı. Sonra ne oldu burada? Bunlar birbirine paralelse hocam burası da 40 yaptı. Tamam bu dursun bakalım şimdi. Sonra kağıdı köşesinden katlayarak C açısını kapatıyor. Evet C açısı kapanmış. Kaç olduğunu bilmiyoruz. Gülden aşağıdaki soru soruyor. BGH üçgeninin kenar uzunlukları arasındaki sıralama BH en küçüğü BH. Onu noktayla gösterelim. Küçük bir üçgen ya. Bu nokta en küçük kenar. Sonra GH 2 noktayla gösterelim. GH 2 noktayla gösterdim. Sonra BG burası da en uzun kenarmış. Açılarla kenarlar doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet. Ve büyük üçgendeki şu açıyı bulurken, benim şuradaki açıyı bulurken ne yapmam lazım? Şuradaki açıyı yorumlama lazım. Buraya bir alfa diyeyim. E, toplamları 180 olduğundan dolayı buraya ne kaldı o zaman? 140 eksi alfa mı kaldı? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar en küçük kenar bu. Sonra bu, sonra bu. Şuraya bakacak olursak arkadaşlar. E, bu iki noktayı gören küçük, üç noktayı gören daha büyük ya. Yani iki noktayı gören alfa küçüktür. Üç noktayı gören 140 eksi alfa. Hatta alfa da burada ne, neden küçük olduğunu biliriz arkadaşlar. 40. En küçük kenar 40 şey ya 40 ya ondan dolayı. O zaman 40 küçüktür alfayı bulduk. Bir de şuradan bir şeye bakacak olursak. Yani alfa küçüktür. 140 eksi alfa diyecek olursak. 140 eksi alfa diyecek olursak. 2 alfa eşittir 100, küçüktür 140'tan. Alfamızda ne oldu arkadaşlar? 70'ten küçük oldu. Yani bizim alfa aslında ne oldu? Alfamız bizim 40 ile 70 arasında bir değer yaptı. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki x açısı isteniyor. Hocam x açısı da ne olacak? İşte normal alfa cinsinden de yazabilirsin. Burası 132 pardon 122 eksi şey yazabilirsiniz. Sonra 122 eksi alfanın da tam aralığını da bulabilirsiniz. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Bir alfa yerine 40 yazalım. Alfa yerine 40 yazdığında alfa yerine 40 yazdığında x kaç çıkıyor? 40, 58 daha 98, 82 kaldı. Alfa yerine en üst sınırı 70'e yazsanız 70 yazdığınız zaman da 128 128 ise 52 mi kaldı buraya arkadaşlar? Evet x 52 oldu. O zaman 52 ile kaç arasında? 80 52 ile 82 arasında olması lazım. Şu değil şu değil şu. Evet o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? sınır aralıklarını bulduk. X bizim 52 ile 82 arasında. 52 ile 82 arasında olan şık da hangisinde var arkadaşlar? Denizli şıkkında var. Yani 3. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. 11 uzunluğunda file çubuğu önden görünümü niye okuyamadım ben? 11 uzunluğunda file çubuğu önden görünümü ABC'de dikdörtgen biçiminde olan 6 birim yüksekliğindeki akvaryuma şekil gibi konulduğunda çubuğun bir kısmı dışarıda kalıyor. Evet. Yalnız 10 birim aklında bulunsun. Burası kaç? 6. Şurayı da 6 diye şöyle bir yerleştir bakalım. Dengesi bozulan file çubuğu akvaryumun tabanına temas ettiği E noktasından B köşesine doğru kayarak şekil gidek gibi konumlandığında DA açı orta oluyor. He, bu çubuğun uzunluğu kaç birimde? 10. Hocam burası kaçtı? 6. Burada bir açı ortaylık var mı? Var. 6 bölü 10, 3 bölü 5. Hocam burası 3K, burası 5K. Bu arada 3, 4, 5'ün 2 katı 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni bu 8'miş. Yani 8K 8SK'yı kaç bulduk? 1 bulduk. E o zaman burası kaç çıktı? 5. Burası kaç çıktı? 3 çıktı. Bizden Eben'in uzunluğu isteniyor. Eben'in uzunluğunu da kaç bulmuş oluruz arkadaşlar? Böylelikle 5 bulmuş oluruz. Dördüncü soru böylelikle C.Han çıktı ve bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM adında sorular 3 kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.